Futbol Arena'dan hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler, hareketli günler yaşanmaya başladı. Ve sürpriz bir isim aslında gündeme geldi. Alanyaspor'un deneyimli yıldızı Efecan Karaca, Fenerbahçe'ye çok yakın. Hatta şu dakikalarda bir görüşme gerçekleştiriyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Alanyaspor cephesi. Olumlu mu, olumsuz mu bunu birkaç saat içerisinde öğreneceğiz ama siz bu videoyu izlediğinizde çok büyük ihtimalle Efecan Karaca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına tanıklık edebilirsiniz. Yine de transferde her şey son dakikada değişebiliyor. Bunu geçen gün Bürki'ye anlatırken size aktarmıştım. Ama oyuncunun biraz daha Fenerbahçe'ye yakın olduğu konuşuluyor. Bugün sizlere Efecan Karaca'yı anlatmaya çalışacağız. Hangi takımlarda ne gibi bir performans ortaya koydu? Ne gibi teknik özellikleri var? Özellikle 27-28 yaşından sonra ne değişti de Efecan Karaca milli takım seviyesine kadar yükseldi? Bunu anlatacağız. Fenerbahçe'ye nasıl katkı verebilir? Bundan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler, Efecan Karaca 1989 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi ve futbola da İstanbul'da başladı. Aslen Karadeniz'in güzide şehirlerinden Rizeli kendisi. İlk kez 2019 yılında Moldova maçında milli formayı giymişti Efecan Karaca. Futbol hayatına da Sarıyerspor'un altyapısında başladı. Ardından Galatasaray altyapısına girdi ki Galatasaray altyapısına girdikten sonra altyapıda o dönem en önemli yeteneklerden biri olarak görülüyordu. Elbette kariyeri biraz başka bir şekilde gelişti. Gaziantep Büyükşehir Belediye, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve tekrar Kartalspor'un kadrosunda iyi işler yaptı Efecan Karaca ama en büyük çıkışı 2013 yılında 150 bin euro karşılığında transfer oldu. Alanyaspor'da yaptı ve Alanyaspor'un simge isimlerinden biri haline geldi Efecan Karaca. Tam 291 maçta forma giydi. Bu maçlarda 28 gol attı, 52 de asist yaptı ama skora olan katkısından ziyade takım içerisindeki dinamik oyun yapısıyla çok çok büyük katkılar sağladı deneyimli oyuncu. Ve bu başarısını milli takım seviyesine kadar yükseltti. Milli takımda 8 maçı var. Bir de gol atmışlığı var Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında. Efecan Karaca bu sezonda istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde 2 gol 9 asisti söz konusu. Tüm kulvarlara baktığımızda 3 gol 11 asistlik performansıyla öne çıkıyor deneyimli oyuncu. Peki ne oldu da 27-28 yaşından sonra bu oyuncu olgunlaştı? Bunu anlatacağız az sonra ama transferdeki son gelişmeyi size aktaralım değerli izleyiciler. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Ali Koç başkanlığında sürüyor bu transferdeki detaylar ve Alanyaspor cephesiyle şu sıralarda bir görüşme gerçekleştiriliyor. Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa deneyimli oyuncu Fenerbahçe'ye oldukça sıcak bakıyor. Oyuncu cephesi de Alanyaspor cephesi de bu transferde engel olmak istemiyor. Ve Fenerbahçe tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak üzere dersek çok da abartmış olmayız. Ama transfer bu dediğimiz gibi her an her şey olabiliyor. Gelin şu anda biz Efecan'ı Fenerbahçe'ye transfer edelim. Ne gibi bir katkı verebilir? Bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi değerli izleyiciler, Efecan Karaca özellikle Alanyaspor'a Sergen Yalçın geldikten sonra 2-3 level atlamayı başarmıştı. O zamana kadar futbol açısından çok olgun bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Elbette katkıları yadsınamazdı o dönemde de. Ancak Sergen Yalçın geldikten sonra kabuk değiştiren bir Efecan izledik. Eskiden oyunu tek yönlü oynuyordu. Sadece hücumu düşünüyordu. Ama Sergen Hoca geldikten sonra Alanyaspor'a bir kanat oyuncusu olarak sadece hücumu düşünen bir oyuncu değildi. Günümüzdeki kanat oyuncularından artık defansif katkı da istendiği için o oyununa, repertuarına savunmayı da ekledi. Ve gerçekten bir dinamo etkisi yaratıyordu Alanyaspor'da. Her maç ortalama 11 kilometrenin üzerinde koşan bir dinamodan bahsediyoruz. Ve oyunu tek taraflı oynamayan, çalışkan, saha içerisinde kendine pozisyon yaratabildiği kadar takım arkadaşlarına da ciddi katkı veren bir kanat oyuncusuna dönüştü. Zaman zaman onu forvet arkası olarak da gördük ve oyun genişliği bakımından onun en büyük artısı buydu. Çabukluğu adam eksiltmesiyle ön plana çıkan pırpır bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'ye çok ciddi katkıları olabilir. Gerçekten Fenerbahçe'nin de böyle bir
oyuncuya ihtiyacı var. Ama bu sene ama şampiyonluğa oynayan kadroda Efecan Karaca'nın her türlü rolü olur. Her hocanın elinde parlayabilir. Yani artık yavaş yavaş futbolunun son baharına doğru yaklaşıyor Efecan Karaca. Ama ortaya koymuş olduğu futbol 33-34 yaşındaki bir futbolcuya değil de 20-21 yaşındaki futbolcuya daha çok benziyor. Fenerbahçe'ye çok ciddi ölçüde katkı sağlayacağına şüphe yok. Bu noktada hem bu sezon hem de gelecek sezonlarda hoca kim olursa olsun Efecan Karaca'yla çalışmak ister Fenerbahçe'de. Çünkü çok çalışkan bir oyuncu ve buna oyun zekasını da ekledi son 3-4 yılda ve gayet istikrar abidesi bir oyuncuya dönüştü. Fenerbahçe bu açıdan çok ciddi katkılar sağlayabilir. Bunda şüphe etmemek gerekiyor. Evet değerli izleyiciler, Fenerbahçe'nin transfer radarında olan yerli oyunculardan biri Efecan Karaca'ydı. Bugün size Efecan Karaca'yı anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi transfer belki de şu anda olumlu olarak da sonuçlandı. Bu videoyu izlediğinizde %55 diyelim Fenerbahçe'de Efecan Karaca. Başka oyuncuların incelemesiyle tekrar karşılaşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.